Bir açının ölçüsünü iki eşit açıya bölen ışına açı ortay denir. AN BAC açısının açı ortayı olarak söylenmiş. Gerçekten BAC açısını iki eşit parçaya ayırmış AN ışını. Burada BAN dolayısıyla NAC'ye eşit olmuş. Açı orta üzerindeki tüm noktaların açının kollarına olan uzaklıkları eşittir. Yani burada N noktasını aldığımızda N'den AB indirilen dikme yani NK, N'den AC indirilen dikme yani N ile birbirine eşit uzunluktadır. Bunlar eşit saç ortayda dikme ayağından başlangıç noktasına olan uzaklıklar da ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. İşte onları bu şekilde gösteriyoruz. Burada anemiz aç-ortay olarak verilmiş ve aç-ortay üzerindeki n noktasından kollara dikler indirilmiş. Diklerden birinin uzunluğu 3, diğerinin uzunluğu x artı 1. Bu diklerin birbirine eşit olması gerektiğini biliyoruz. O yüzden x artı 1, 3 eşitliyorum. 1'i karşıya atıyorum. x buradan 2 çıkar. Dikme ayağından başlangıç noktasına olan uzaklıklar da birbirine eşit olacaktır aç-ortayda. Yani burada y-1, eksi 7'ye eşit olacaktır y eksi 1 eşittir 7 diyorum. Eksi 1'i karşıya atarsam y'yi de 8 bulacağım. x artı y toplamı soruluyor. x de y'yi toplarsam cevap 10 olur. Destek sorumuzda a, açıortay vermiş. ABD açısıyla a, e, d açısı birbirine eşit olarak verilmiş. Açı da bu iki açıda birbirine eşitse yani burası da açıortaysa, şu iki kol da birbirine eşittir bu iki kolda birbirine eşittir. Yani burada 6 varsa burası da 6'dır. 10'dan geriye 4 kalır. EC'miz 4 olur. Doğru cevap 4'tür. AC burada açıortay olarak verilmiş ve açıortayın üzerindeki C noktasından kollardan birine indirilen dikin uzunluğu 4 birim. Peki diğer kola bir dik indirirsek e, o da 4 olacaktır. E buradaki dik üçgenimizden burası 5 birim ne 4 5 olur 3 4 5 olur. Yani buraya da 3 demeliyim. O zaman şu uzunluğumuz 3 3 daha 6 olur. Yani dikme ayağından A'ya olan uzaklık 6 ise yine öbür tarafta dikme ayağından A'ya olan uzaklık 6 olacaktır. Buradan AB uzunluğumuzu 6 buluruz. C açı orta üzerinde bir nokta olarak verilmiş ve C'den A D'ye yani kollardan bir tanesine dik indirilmiş ve uzunluğu 4. E diğer kola da dik indirirsek aç orta özelliğinden bu da 4 olacaktır. Ve burada 90, 45, 45 üçgenimiz var. Yani ikizkenar kenar dik üçgen 4 ise 4'ü buraya yazabilirim. D noktası ABC üçgenin iç T çemberinin merkezidir. Burada şunu bilmeliyiz işte E çemberin merkezi aynı zamanda iç açıortayların ortayların kesim noktasıdır. Yani burada A, B, C köşelerinden çıkan iç açıortaylar D noktasında kesişir ve bu D noktası aynı zamanda iç D çemberin merkezidir. İkinci şekilde E noktası ABC B, C üçgenin dış D çemberin merkezidir denmiş. Yani burada E noktası aslında şunu da söyleriz. İç açı ortay A'dan çıkan iç açı ortay B ve C dış açılarının dış açı ortayların kesim noktasıdır. İki dış açı ortay bir iç açı ortay tek bir noktada kesişir ve o noktanın adı dış T çemberinin merkezidir. D noktası ABC'nin iç T çemberinin merkezidir. AD doğrusal demiş. D iç T çemberin merkezi ise buradaki AE doğru parçamız açı ortay olacaktır. E, BAC açımızı 70 derece vermiş. Yani burada BAC 70 ise iki eşit açı olacak. 35-35 olarak bölüyorum. ACB açımız yani şuradaki açımızda 60 derece imiş. Verilenlere göre BEA yani buradaki açımız kaç derecedir diye soruluyor. Biliyorum ki bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamıdır. Yani burada 35 ile 60'ı toplarsam 95 yapar cevap. L ABC üçgenin dış T merkezi. K'da, ABC üçgenin iç T merkeziymiş. Burada A'nın iç T merkezi olması demek AK'nın iç açıortay olması demek. L'nin dış T merkezi olması demek ABC üçgenindeki A açısının dış açıortayı olması demek AL'nin. Yani burada bir dış açıortayımız var. İç açıortay teoremi. İç açı ortay teoremi şu şekilde. açıortay. BC'yi MN diye ayırmış. Burada açıortayın sol tarafında kalan C'nin M'ye oranı eşittir açıortayın sağında kalan B'nin N'ye oranı şeklinde yazabilirim. Ben bu oranı şöyle de yazarım. Açıortayın üstünde kalan şu C ile B'yi C'den B'ye gideceğim. Yani soldan sağa giderek C'nin B'ye oranı eşittir Yine alt tarafta bölünen parçalarda soldan sağa gideceğim. Yine aynı yönde gideceğim. M'nin N'ye oranı şeklinde yazabilirim. Ee, her türlü yazılabilir. Sadece çapraz yazamayız bu oranı. Bu şekilde yazarak açı ortay teoremini oluştururuz. D noktası ABC üçgenin iç açıortayın kesim noktası AD doğrusal açıortayın kesim noktası ise D'den geçen buradaki ne olacaktır? Açıortay olacaktır. Burada yukarıdan aşağı 8'in 4'ü oranı eşittir. Sağ tarafta çortayımızın sağında x'in 5'e oranı dersem x'i ben buradan 10 santim bulurum. Ane iç aç ortay olarak verilmiş. Ben bu sefer yukarıdaki oranı yazacağım. 14'ün 16'ya oranı bu 7 bölü 8'dir. Yani aşağıda bölünen parçalarda 7, bölü, 7 bölü 8 oranı olması lazım. Yani buraya 7m 8m dersem 7 bölü 8 oranını bulurum. Toplamda 15M eşittir. 15'tir. M ben buradan 1 bulurum. BN dediğimiz parça 7M'dir. 7M 7 kere 1'den m 1 bulmuştuk. 7 kere 1'den 7 olur deriz. ABC üçgeninde biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında. Şimdi katlama ekseni her zaman için açı ortaydır. Katlandığında B, B üstüne geliyor. Yani üçgenimizin içinde kalıyor bu açı ortay. A de şu şekilde ne oldu? Açı ortay oldu. Burada verilenler ee, bir dokuzumuz verilmemiş. de şunu söylememiz lazım burada. Burada AB üssü, AB, AB üssünün üzerine geldi. Yani buradaki altımız aslında burası da altı olacak ki altı altın üzerine eşleşmiş olacak. Aynı mantıktan BD de DB üssü üzerine gelecektir. Yani bu parça da bu parça eşittir. Açı ortay olmasının şartlarından biridir zaten bunlar. Burada şimdi dikkat edersek 6 var AB'de, ACD ise 12 var. Yukarıdaki oranımız 6'nın 12'ye oranı nedir bu? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ise aşağıdaki oran da 1 bölü 2 olacak bölünen parçalarda. Yani M'e 2M diyeceğim. Burada toplamda 3M'miz 9 eşit. Buradan M'i 3 buluruz. Bize sorulan DC, DC'de 2M olduğu için M'i 3 bulmuştuk. M'i 3 yazarsak 2 kere 3'ten... 6 santim buluruz. AD açı ortay AB 8, 4 verilmiş, 6 verilmiş. ABC üçgen şeklinde kağıt AD boyunca katlandığında. Şimdi açı ortay üzerinden katlama yapıldığında AD'ye göre şeklimizin simetrisini bulacağız diğer tarafta. Hemen yazıyorum 4 ise 4'tür, 8 ise 8'dir. Yani burada katlama eksenimiz aslında bir simetri ekseni oldu. Bir de şunu söylemeliyiz hemen burada. Açı ortaydan 4'ün 2 katı 8 ise 6'ın 2 katı burası toplamda 6 kere 2 12 olmalıdır. E 8'i buraya yazdım 12'den geriye ne kaldı? 4 kaldı. Şimdi burada katlanan parçalar üst üste geldiklerinde yakılacakmış. Yani yakılacak kısım şu kısım yakılıyor. Yakılıyorsa geriye kalan kısım 4 4 6 olacaktır. Yani üçgenimizi çizersek geriye kalan üçgenimizi şu şekilde çizebiliriz. AN açı ortay AB BC'ye dik olarak verilmiş. Burada bölünen parçalar açı nasıl bölmüş? 4'e 5 diye bölmüş. Yani 4 bölü 5'ten oranımız 4 bölü 5 yazabiliriz. Yukarıdaki oranımız da 4 bölü 5 olması lazım. Yani burada 4M buraya AC'ye de 5M yazabilirim. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. 4'ün M katı 4M AB'dir. 5'in M katı 5 m de AC'dir diyebilirim. Burada şuna dikkat edelim şimdi 4M var 5M var ne eksik 3M eksik bu 3 4 5'in katları şeklindedir. 3M burada 9'a eşitmiş buradan M'i ne bulurum ben 3 bulurum. Biz AB'yi soruyor burada M yerine 3'ü yazarsam 4M 12 olacaktır. AK ve BM ABC üçgeni iç açı olarak verilmiş. 6'lar, 4'ler, 5'ler yazılmış soruda bize LM soruluyor. Ben LM'ye X diyorum. Burada dikkat edersek A ve B köşelerinden çıkan iç açıortaylar N noktasında kesişiyorlar. Bu L noktası iç teysemperin merkezidir. Bu soru için şunu da söylemeliyiz. İki iç açıortayın kesim noktasını ben diğer köşeyle birleştirirsem bir iç açıortay daha bulurum. Yani burada CD de iç açı ortay olmak zorundadır. Şimdi bakmam gereken üçgen B -M C üçgendir. Bu üçgenimizde e, ee, burada 9 var, burada 6 var. Yukarıdaki oran 6'nın 9'a oranı diyorum. Yukarıdan aşağıya 6 bölü 9. E, ee, bölünen parçalarda yine yukarıdan aşağıya x'in 6'ya oranı yazarsam x'i ben burada 4 birim bulurum. ABC üçgen ABC ve D noktalarını birbirine bağlayan yollar şekilde verilmiştir. C ile D'yi bağlayan yol BCA açısına çortaymış. Açı yani burada bir açı ortayımız var. C noktasında bulunan Bekir ve Cengaver için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şimdi C'den yola çıkan Bekir önce B'ye uğruyormuş sonra D'ye uğraya. ABC üçgeninin A dış açısına ait dış açıortay burada AD'dir. Ve burada dış açıortay teoremi şu şekilde yazılır. D noktasından önce X'e kadar gidiyorum, dönüyorum, tamamla gidiyorum. Yani X'in X artı A'yı oranı ve sonra bunu neye işleyeceğiz? D'den gördüğüm kenarlara yani B'nin C'ye oranla eşliyorum. İşte bu bizim dış açı ortay teoremimizdir. Burada AD'yi dış açı ortay olarak vermiş. dış açı ortay D'de bitiyor ve D noktasından dış açı ortay yazacağım şimdi. 8'in dön başa tamamının oranı yani 8'in tamamı 10 yapar. 8 bölü 10 eşittir. D'den gördüğüm kenarlar Önce 4'ü görüyorum sonra x'i görüyorum. Yani 4 bölü x diyeceğim. x'i buradan 5 santim bulurum. AD dış açı ortay olarak verilmiş. D noktasında yine açı ortay yazıyoruz. Dış açı ortay teoremi. X'in dön başa tamamının oranı. Yani burada x bölü x artı 6 eşittir diyeceğim. D noktasından gördüğüm kenarlar 8 ve AB'yi görüyorum. Burada işte 6, 8, 10 üçgeni diyebilirim buraya. Yani burada da 8 bölü 10'a eşitleyeceğim. Ee, i̇çler dışlar çarpımı yaparsam 10x eşittir 8x artı 6 kere 8 48. 8x karşı yatıyorum. 2x kaldı eşittir 48. Her iki tarafı ikiye mi x 24 birim bulurum. Burada BA ve DA açıortay olarak verilmiş. Ben önce ACE üçgenindeki A, D iç aç bakacağım. 3 bölü 4 diyorum bölünen parçalardaki oran. O zaman yukarıdaki oran da 3 bölü ne olacaktır? 4 olacaktır. 3 m 4M'i yazdım. E burada bir dış aç var. İşte AB dış açıortay ve burada B noktasından dış açıortay ortay teoremi yazıyorum. X'in dön tamamının oranı X bölü X artı 7 olacaktır. Eşittir. B'den gördüğüm kenarlar 3M ve 4M'dir. Yani 3M ve 4M bunlar oranlarsam M'ler gider. 3 bölü 4 yazabilirim. Burada içler dışlar çarpımı yapacağım. 4x eşittir. 3 ile x artı 7'yi çarpıyorum. Yani buradan 4x eşittir. 3x artı 21 olur. 3x'i karşıya atarsam x'i 21 santim bulurum. Şekilde A, B, C, D ve K noktalar arasındaki yollar verilmiştir. A, D, K nokta, noktalar e, A, C üçgen diyor burada. DAC üçgenmiş. C ile D'yi birleştiren yol buradaki şu yolumuz. Buradaki açının açıortayı olarak verilmiş. A ve B noktalarından yola çıkan iki araç yukarıda gösterilen. Yollar üzerinden Kanos noktasına ulaştıklarında araçlardan biri 40 kilometre daha fazla yol almıştır diyor. Şimdi e, burada dikkat ederseniz DK yolu ortak gidecekleri için burada fazlalık DBAD arasındaki fark acaba hangisi?